Öykü. Yaşıyor ya, yaşıyor. Merak etmeyin. Abla, hadi kalk. Ne alakası var ya? Ha, bir şey dedi. Dur bir daha de. Kasların var balon gibi. Ha, balon. Balon istiyor kız. Ay yeter, dayanamayacağım artık. Öykü. Öykü kalk kızım, uyan hadi. Aa, nasıl bir şey bu böyle canım? Kalk hadi. Ne oluyor ya? Neredeyim ben? Öldün canım, cennettesin. Huri bir, Huri iki. Bu da Nuri bir. Kafam kazan gibi. Kaç yaşına geldin, şu düştüğün hale bak. Anne. Hı? Nasıl oldu bu? Ben hiç hatırlamıyorum. Ne ara geldim ben buraya? Nasıl yani? Gerçekten hatırlamıyor musun? Ben en son Ayaz'a bir soru sormuştum. Sonrası şarkı falan. Hatırlamıyorum ya. Aferin çocuğum. Aferin, çok güzel. Böyle devam et. Gerçekten çok yakışıyor sana. Yani sen dün gece aşağıda yaptıklarını gerçekten hatırlamıyor musun? Aşağısı derken? Ya! Bırakın beni. İnmeyeceğim, inmeyeceğim. Ya Öykücüğüm bak, senin adını da yapmışsın. Niye daha fazla içiyorsun güzelim? Hadi geldik, hadi. Aa, sen gitsene o zaman. Madem o kadar meraklısın, biz daha geceleri akacağız değil mi? Kuru soğuk. Kuru soğuk ne ya? Bana diyor. Ayaz işte. Gitsene sen be, kızıl kafa. Görmedin mi sandın kızım? Ha, iki saattir dikiz aynasından Ayaz'ı kesiyorsun. Yedirir miyim kızım ben sana Ayaz'ı ha? Yedirmem. Benim o. Ay Öykü, ne diyorsun ya? Ya Öykü hadi. Bak mahalleyi ayağa kaldıracaksın. Bir gören olacak. Senin arabanı mı kaldım ben be? Zaten böyle açmışsın üstünü, havalar 1500. Hadi gel bir öpeyim, bay bay yapalım. Bay bay de Öykü'ye. Bir bu eksikti. Ay Öykücüğüm, ama ne olur daha fazla zorluk çıkarma ya. Bırakın ya, bırakın. İnmeyeceğim. Öykü. Öykü. Mahalleli. İnmeyeceğim. Ne? Ne olur bana yapmadın deyin. Öyle şeyler yapmadın deyin. Ne olur. Yaptın canım, maalesef hepsi gerçek. Gerçekten çok özür dilerim anne. Beni de mi hatırlamıyorsun? Ha? Geceliklerle indirdin beni aşağıya. Seni zapt edeceğim diye canım çıktı. Hatırlamıyor musun? Fazlanı da aşık usandırır oğlum. Kız mısın oğlum sen? Şişt. Ay utandın mı? Öykü, ne bu hal? Yürü bakayım içeri. Hadi eve gidiyoruz. Gel. Gel bakayım. Yürü yürü yürü. Kim bu kadın? Şşt, kadın bırak beni. Öykü. Ya Meral teyzeciğim, ne olur kusura bakma. Nasıl oldu biz de anlamadık. Alkol Öykü'yü çarpıyormuş Meral teyzeciğim. Biz bunu anladık. Benim çocuğum nereden bilsin böyle şeyleri? Gel kızım. Hadi anneciğim gel. Eve girelim. Gel. Ya bırak beni. Rahat olsana sen bir ya. Şşt, kadın. Ben daha Krakent'le vedalaşacağım. Zaten onun çok işleri var. Daha dünyayı kurtaracak o. Değil mi Süpermen? Tamam Öykücüğüm, tamam. Hadi iyi geceler. Artık uçabilirsin Süpermen. Özgürsün. Hadi yürü. Çok özür dilerim anne, çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Söz veriyorum, bir daha hiç içmeyeceğim anneciğim. Söz veriyorum, ağzıma koymayacağım. Bir daha kolonya bile koklamak yok sana. Ben kolonya hiç içmem zaten anneciğim. Kolonya da neymiş ki? Yani kolonya kim yapmış ki? Ne biçim bir şey öyle ya? Kötü kötü zaten o. Ben hiç sevmem. Nefret ederim kolonyadan. Değil mi Şeyma? Tabii canım. Kolonya tiki var Öykü'nün. Anne tikim var benim kolonya gerçekten. Bak valla kolonyayı görünce böyle
Böyle oluyorum. Tamam, benim çıkmam gerek. Bırak. Tabii anneciğim, istediğin yere gidebilirsin anneciğim. Çünkü sen annesin. Ayrıca ben annemi nerede görsem hatırlarım, asla unutmam anneciğim. Bırak şimdi bu numaraları, bırak. Sana vereceğim cezayı sonra düşüneceğim bu arada. Bulaşık olur, çamaşır olur, yemek olur. Ondan sonra getir götür işleri olur. Her türlü alışveriş, elektrik, su, temizlik. Ne istersen itinayla yaparım anneciğim. Anne, nereye gidiyorsun? Alkolle Savaş Derneği'ne yazdıracağım ablanı ya. Neyse, çıkıyorum ben şimdi. Gerçekten sonra konuşacağız, daha bu iş bitmedi. Emredersiniz anneciğim. Ne gülüyorsun Şeyma? Her şeye gülüyorsunuz. Ne kadar çok gülecek şeyiniz var ya. Gülecek bir şey yok bunda ayrıca. Evet, herkes ağlasın. Evet. Abla. Söyle ablacığım. Abla, benimle konuştuğunu da mı hatırlamıyorsun? Yok ablacığım. Ablan salak oldu. Hiçbir şey hatırlamıyor. Ay, 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 ay. Kocaman olmuş benim ablacığım. Kalsana ablacığım. Kaç oldun bakayım bir saat? Var mı birileri? Ay sen şimdi çapkınlıkta yapıyorsundur. Kim bilir ne canlar yakıyorsundur ama kimseye çaktırmıyorsundur. Değil mi ablacığım? Abla, ne yapıyorsun? Of, of! Ben adama gidiyorum. Ablacığım, gitme, bir konuşalım. Hepsi o uyuz Ayaz yüzünden. İşe geç kaldık. Ay kızım, tamam. Rahat ol. Konuştum ben. Dışarıda çalışacağız dedim. Hem zaten Önem Hanım da öyle dememiş miydi? Doğru ya, demişti değil mi? Ay çok iyi yapmışsın Şeyma. Çok sağ ol. Çalışmamız lazım bizim. Evet canım, çalışacağız şimdi. Çok çalışmamız lazım Şeyma. Tamam canım, biz de çok çalışacağız o zaman. Çok, çok çok çalışmamız lazım. Ay tamam, biz çok 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 çalışacağız Öykü. Ayaz bana ne dedi? Ne konuda anlamadım. Ay Öykü, yani başımı döndürdün resmen ha. Ya ben dün Ayaz'a bir şey sormuştum. Bana bir şans daha verir misin demiştim. O ne dedi? Ay ne bileyim ben ne dedi. Burcu kesin biliyordur. Telefonum nerede benim? Burcu biliyordur. Sen onu ara. Alo. Burcu, hemen bize gelmen lazım. Tamamdır. Oo, Mete beyler. Mete beyler çok yorgunlar, hiç keyifleri yok. Allah, iş varsa yapalım, yoksa kaçalım ortak. İş olmaz mı ortak? İş her zaman var. Da senin bu halin ne? Parti sonrası pişmanlığı nedir, biliyor musun? Çok iyi bilirim. Heh, işte ondan. Şu an evde bir temizlik ordusu var. Sen nasılsın? Nasıl görünüyorum? Sinir bozucu derecede mutlu. Aynen öyle. Doğru tahmin. Ne oldu? Sonunda Öykü Hanım'la kavuşabildiniz mi? Henüz değil. Ama sonunda aklı başına geldi. Hmm. Ya dün gece böyle bir şarkılar, türküler falan duydum. Onun sesi miydi o? Serenat yaptı bana. Serenat yaptı? Oo, iddialı. Herhalde kavuşmanızda bir engel kalmamıştır artık. Sayılır. Ama önce biraz çektirmem lazım. Ben çok çektim. Şimdi sıra onda. Kolay gelsin ortak. Ah,
Ay söyleseydin dışarıda buluşurduk değil mi Öykücüğüm? Evet, telefondan hallederdiniz işinizi. Aa ama ya! Bakın şimdi bunları bir kenara bırakmamız lazım. Çünkü çok daha önemli problemlerimiz var. Neymiş önemli problemlerimiz? Acaba Öykü ve Ayaz ilişkisinde neler olacak? Ne zamandır aynı şeyler oluyor zaten. Gerçekten çok sıkıcı. Sensin sıkıcı ya. Aa tabii sen iyi ki bir Emre'yle öpüşün hemen bana hava at. Aa! Oha! Sen zaten hiç konuşma. Tabii Mete ile ayrıldınız iyi ki bir. Üç gündür sarla sümük bu ne ya? Zaten barışacaksınız. Ben biliyorum, sen biliyorsun. Siz barışırsınız. Sizin ilişkileriniz cepte tabii. Benim ilişkim nerede? Ay vallahi sıkıldım ben bu muhabbetten ha. Ya geç adamın karşısına doğru düzgün söyle. Ben seni istiyorum de ya. Ha çok kolaydı. Gerçi yaptım yani. Onu bile yaptım, onu bile. Çıktım adamın karşısına, serenat yaptım adama ya. Ama işte ne cevap verdi hatırlamıyorum. Yani sen biliyor musun Burcu bir şeyler ya? Ay nereden bileceğim acaba ben? Kuşlar mı söyleyecek? Söylemediler mi? Söylemediler canım. Biz neyiz o zaman şimdi? Yani belki tamam dedi, sevgiliyiz. Belki hayır dedi, hala arkadaşız. Nereden bileceğim ben? Git sor ya, sor. Ya nasıl sorayım ya? Nasıl sorayım ben şimdi adam ona? Hatırlamıyorum dediğimde yine koysun mu beni kapı önüne? O zaman bunu anlamanın tek bir yolu var. Hah, konuştu yine kahin. Ayaz mahkemesi. Hayır canım. Ayaz doğru insan mı testi? O testi zaten geçti. Sinemaya gidin. Orada anlarsın sevgili olup olmadığını. Aslında fena fikir değil. Yapma ya. Yani sinemada Ayaz'ı gözlemle. Davranışlarını falan. Mesela buluştunuz. Yanaktan öpüyorsa arkadaşsınız. Dudaktan öpüyorsa sevgilisiniz demektir. Mesela yemek yediniz. Eğer o kibarlık edip hesabı öderse muhtemelen sevgilisiniz. Şimdi sinemaya gidince böyle film falan seçeceksiniz ya. Ha aksiyon filmi seçerse geçmiş olsun. Aşk filmi seçerse hayırlı olsun. Elini tut. Aa tutarsa olur bu iş. Tutmazsa yeter bu iş. Aşkım de. Bakarsa senindir. Bakmazsa zaten hiç senin olmamıştır. Tuvalete gidiyorum de. Böyle kibarlık edip sana eşlik ederse sevgilisiniz demektir. Ha oldu o zaman ben burada bekliyorum derse öküz demektir. İnsan bir tuvalete kadar eşlik eder yani ama değil mi? Değil mi? Bence de etmesi lazım. İnsan öküz değilse eder yani. Eder. Ya da bunların hepsini boş ver. Sadece gözlerinin içine bak. Eğer gözlerinin içi gülüyorsa seni seviyor demektir. Tıpkı senin gibi. Ortak bu stadyum projesinin taslakları neredeydi ya? Hop! Şeyma. Ne olmuş Şeyma'ya? Bir şey olduğu yok. Onu düşünüyordun değil mi? Dalıp gitmişsin beni bile duymuyorsun. Nedir vaziyetler? Vaziyetler gördüğün gibi. Tatsız. Konuştunuz mu dün gece? Konuştuk. Tabii daha çok o konuştu, ben dinledim. Nasıl yani? Vallahi çatır çatır konuştu ortak. Yani normalde duymak istemeyeceğim şeyler. Hatta nefret edeceğim şeyler ama ben ona hayran kaldım. Hayatımda bu kadar dik duruşlu ve güçlü bir kadın görmemiştim. Ne konuştunuz peki? Yani ne dedi? Daha çok geçmişiyle ilgili tabii. Biraz geç de olsa sonunda her şeyi anlattı. Çok dürüstü. Hatta o kadar dürüstü ki ben bile kendime o kadar dürüst olabilir miyim bilmiyorum. Şeyma her şeyin farkında biliyor musun? Ben ne düşünüyorum, ne hissediyorum, aklımdan ne geçiyor hepsini biliyor. Beni çok şaşırttı. Şeyma gerçekten güçlü bir kadın ortak. Ne düşünüyorsun o zaman? Ne düşündüğümü bilmiyorum işte. Yani iş güç falan hiçbir şeye kendimi veremiyorum. Sen git abi. Ha? Sen git diyorum. Hatta bana git. Kafa dinlersin. Akşam da ben gelirim. Beraber maç izleriz. Konuşuruz. Yok ortak bir sürü iş var şimdi sen yalnız. Mete hadi. Eyvallah ortak.
Anahtarın var değil mi? Var var. Tamam, sen git dinlen. Ben de burayı bitirip gelirim. Tamam, hadi görüşürüz. Ben çıkıyorum. Dediklerinizi harfiyen uygulayacağım. İnşallah elime yüzüme bulaştırmam. Yok canım, yapar mısın hiç öyle şey? Ay tamam tamam. Sakın panik yapma. Ya Burcu saçmalama, panik yapan birine panik yapma diye. Tamam biliyorum ya. Ama sen yine de böyle rahat davranmaya çalış. Relax. Ya ben üniversite sınavında bile bu kadar stres yapmadım. Emin olmadığın duyguları boş bırak. Sonra geri dönüp çözersin. Ya ben çok hata yaptım. Şimdi de bütün o hatalar birleşip tek doğru Ayaz'ı götürüyor işte. Silgi diye bir şey var değil mi? Sil baştan yap sen de o zaman. İyi hadi çıkıyorum ben. Siz gelmiyor musunuz? Ay geleceğiz herhalde. Ne yapacağız acaba bomboş evde? Aslında biz biraz daha oturup Burcu'yla konuşsak. Olur mu? Olur olur. Siz takılın. Ben çıkıyorum o zaman. Hadi görüşürüz. Burcu. Lütfen. Alo buyurun. Bülent Uyar mı? Evet benim. Meral'in çalıştığı kafenin önünde tanışmıştık. Ev sahibiyim ben. Kefil olmuştunuz. Borçlar ödensin diye bekliyorum ama Meral'in pek niyeti yok galiba. Öyle mi? Ben kendisiyle konuşurum. Ay vallahi uğraşamayacağım artık. İcraya veriyorum ben Meral'i. Haberiniz olsun. Bir dakika hanımefendi. Bakın belki de başka bir çözüm bulabiliriz. Hakikaten bunaldım artık. Nasıl çözecekmişiz? Benim bir fikrim var. Haklıydın. Ben büyük bir hata yaptım. Annenin odasına girmemeliydim. Üstelik beni uyarmıştın. Yani bana inanmayacağını biliyorum ama ben yine de şunu söylemek istiyorum. Yaptığım onca yanlışı aslında kötü niyetle yapmıyorum Burcu. Yani ben kötü niyetli biri değilim gerçekten. Ayrıca her insan hata yapar. Ben sadece biraz fazla hata yapıyorum. Mete'yi de bu yüzden kaybettim. Biliyorum, biliyorum. Abim eve dönünce anlamıştım zaten. Yani bunları bir tür günah çıkarma olarak düşün. Beni affetmeni beklemiyorum. Biz muhtemelen bir daha Mete'yle birlikte olmayacağız. Yani hayatınızdan çıkıyorum. Özür dilerim. Sizi gerçekten kırmak istemezdim. Böyle olmasını istemezdim. Peki. Kendinize gelebildiniz mi küçük hanım? Ya deme öyle. Utanıyorum. Mesela buluştunuz. Eğer seni yanaktan öpüyorsa arkadaşsınız, dudaktan öpüyorsa sevgilisiniz demektir. Günaydın.
ki değiliz. Ne? Sinemaya gidelim mi? Yani olabilir aslında. Gerçi Mete'ye söz vermiştim akşam için. Akşam olmaz. Zaten şimdi gitmemiz lazım. Hemen çok acil sinemaya gitmemiz lazım lütfen. Öykü ne oluyor Allah aşkına? Ya olur bana öyle bazen. Şimdi böyle filmim gelir, film izlemezsem yerimde duramam. Olamaz mı? Niye yargılıyorsun sen insanları ya? Sen ne biçim bir insan oldun Ayaz ya? Yani hiç yakıştıramadım sana böyle şeyleri. Çok ayıp gerçekten. Ya Öykü, bir sakin ol. Gel otur şuraya. Su falan ister misin? İsterim. Sen mi ısmarlayacaksın? Sendeniz yani. Vallahi şirketteniz. Yani şirketin suyu. Ay ben dayanamayacağım. Soracağım. Ayaz biz dün gece... Hayır Öykü, hayır soramazsın. Hadi sinemaya gidelim. Ya dur, bir ton işim gücüm var. Mete de gitti zaten. Bu ne ya? Hepiş. Hani şirketi satsalar haberim olmayacaktı. Kim demiş onu? Ben mi demişim? Hiç hatırlamıyorum. Sen zaten işine geleni hatırla, gelmeyeni hatırlama. Mesela dün gece biz... Dün gece hatırlamıyoruz. Dün gece yaşanmadı. Sildik onu hafızamızdan. Lütfen tamam. Konuşmuyoruz hakkında. Hadi sinemaya gidelim. Sen nereye gidiyorsun şimdi? Bir şeyler alacağım. Sonra da Emre'nin yanına uğrarım. Ha bu arada Emre demişken o bir yerde mi çıkıyor? Şarkı falan söylüyordu değil mi? Aha, Koray diye bir arkadaşımız var. Onun mekanında çıkıyor şimdi. Koray. Aha, Mete de tanıyor hatta. Ay sağ olsun kırmadı beni. Emre de iyi seyirci çekti ha. Süper oldu yani. Harika. Belki bir gün ben de gelirim. Olur, olur. Gelirsin. İyi, anlaştık o zaman. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Sebebi ziyaretimiz malum. Ekle de sözümü bitireyim. Sen susun, biz konuşuyoruz şimdi. Benim sözümün olduğu yerde... Ben eserdim, yel gibi güller giderdim, şimşek gibi. Kafam atar aramaz, canım ister kıramaz. Etraftaki kimse beni. Şimdi dizinin dibinde, iplerin senin elinde. Üşümüş kedi yavrusu gibi sensiz. Ne yapardım bilmem, ne yapardım bilmem. Seni bir gün gör. Şimdi sinemaya gidince böyle film falan seçeceksiniz ya. Ha, aksiyon filmi seçerse geçmiş olsun. Aşk filmi seçerse hayırlı olsun. Evet, şimdi bir aşk filmi var, bir de aksiyon var. Hangisine gidelim? Bilmem. Sence hangisine gidelim? Bilmem. Sence hangisine gidelim? Şimdi bir bakalım. Aşk filmi güzel, tatlı, mutlu eder, keyif verir. O yüzden bence aksiyon filmi. Aşk şimdi bizi bayar ya. Ya birazcık gerilelim, merak edelim. Hayatımıza heyecan gelsin. Aksiyon filmi, aksiyon filmi. Aksiyonmuş. Ben sana göstereceğim aksiyonu. Efendim? Aksiyon diyorum, ben çok severim. En sevdiğim ya böyle vurdulu kırdılı, kanlı manlı. Bence de, bence de. Aynı fikirde olmamıza sevindim. Hadi gel biletleri alalım. Hoş geldiniz. Merhaba.
büyük savaşa iki kişi. Yeriniz neresi olsun? Buyurun. Oralar iyidir, iyidir. Sen mi ısmarlıyorsun şimdi? Hı hı, tabii ki de. Sonuçta yani biz... Buyurun. Teşekkür ederim. Ya bir şey soracağım. Sen demin bir şey diyordun. Ne diyordun? Ne diyordum? Yani sonuçta biz falan diyordun. Oo, film başlayacak. Hadi hadi yürü. Acele edelim. Daha mısır alacağız. Tabii acele edelim. Film kaçar çünkü. Ya bir şey soracağım. Hangi koltuktan aldın? O nasıl bir soru ya? Normal koltuk işte. Ya normal koltuk da hani şey koltuklarından mı aldın? Ya hani böyle bazılarının ortada böyle kol yeri olmaz ya. Hani özel olurlar. Böyle hani iki kişi böyle yayılarak oturursun. Ha, sen sevgili koltuğu diyorsun. Yok ya, ben rahat edemem. Yani kolumu koymam gereken bir yer lazım illaki. Koluna ben senin. Efendim? Hadi diyorum ya, film kaçacak. Koray. Oo, Şeyma. Hoş geldin. Bana bak, bir daha orada burada benim hakkımda ileri geri dedikodu yapmayacaksın, anladın mı? Ne dedikodusu ya, ne diyorsun sen? Mete beni terk etti. Senin yüzünden, canın yüzünden, sizin gibi yüzünden. Mete senin erkek arkadaşın mı? Evet gerizekalı. Demek o yüzden... Bana bak, bir daha hakkımda hiçbir şey söylemeyeceksin, anladın mı? Ben hayatıma sıfırdan başlamaya karar verdim, anladın mı? Ne yaşadıysam hepsi geride kaldı. Artık çevrendeki insanlara daha yakınsın. Eğer hakkımda herhangi bir şey daha söylediğini duyarsam... ...bu mekanı senin kafana yıkarım, anladın mı? Şeyma, bak düzgün konuş. Konuşmazsan ne olacak ha? Senin yüzünden her şeyi kaybettim. Allah belanı versin. Çık dışarı, çık defol git. Ya bırak, çık, bırak çık, çık dışarı, çık git. Ya ne oluyor burada, bir dakika. Bir dakika. Aa, ne oluyor burada? Şeyma, ya bir dur bir dakika, ne oluyor? İyi misin? İyi değilim Emre, hiç iyi değilim. Gel bakayım sen şöyle gel. Neden mutlu olamıyorum ben Emre? Neden her şey gelip beni buluyor? Tamam, bak sakin ol. Ağlama böyle. Hayır, gerçekten bekliyorum. Çok, çok uzun zamandır bekliyorum ama olmuyor işte, olmuyor. Mutlu olamıyorum. Ben mutlu olamayacağım Emre. Gel. Geçti, gel. Bak sıkma canını, tamam mı? Her şey hallolur. Sıkma canını. Tamam. Teşekkür ederim. Önemli değil. Bak ama sen harap etme böyle kendini. Mete ile konuşur, barışırsınız. Hayır, hayır hiç sanmıyorum. Öyle kolay değil. Her neyse ben buraya hiç gelmedim, tamam mı? Tamam. Sen de beni hiç görmedin. Bunlar hep aramızda kalacak. Tamam. Merak etmesin ama dikkat et kendine. Tamam. Yakıştırmış mı sana Koray? Sen hiç karışma Emre bu işe. Bilmediğin şeyler var. Arkadaşım falan olabilir ama karışma bu işe abicim. Ben patlayıcıları yerleştireceğim. Sen burada kal. Tamam. Elini tut. Aa, tutarsa olur bu iş. Tutmazsa yeter bu iş. Hadi diğer tarafa geçelim. Tamam.
Of be! Sahneye bak, nasıl çekmişler. Efekt canım onlar hep ya, hep efekt. Burcu, ne güzel sürpriz. Hoş geldin. Oh. Beraber yeriz diye düşünmüştüm. Gerçekten mi? Hı. Yani ev yemeklerini seversin sen. Deli misin? Bayılırım. Yaprak sarma mı? Teşekkür ederim. Otursana. Gel. Olur, oturayım. Neler yaptın? Nasıl geçiyor günün? Her şey yolunda değil mi? Ya senden iki dakika önce Şeyma geldi. Aa. Burada biraz sıkıntı yaşandı Koray'la ilgili. Ha. Da öyle çok mühim değil yani. Sonra konuşuruz biz, yemeğimizi yiyelim. Gel. Tamam. Olur, yiyelim. Gel öpeyim. Aç ağzını aç. Hadi acele et. Ben onları oyalarken sen merdivenlere koş. Geliyorum. Aşkım de. Bakarsa senindir. Bakmazsa zaten hiç senin olmamıştır. Aşk. Kolluyorum seni, gel. Tamam, geliyorum. Bir an önce çatıya çıkmalıyız. Helikopter birazdan gelir. Tamam. El bombası atıyorum. Üç deyince fırla. Bir, iki, aşkım. Üç. Şu sessiz. Öykü, ses yapma. Oh be. Tuvalete gideyim diyorum ben. Hı, tamam, sen git. Ben burada bekliyorum. Nasıl? Ne oldu ya? Bırakmayacak mısın beni? Koskoca kızsın sen. Tuvalete kendin gidemiyor musun? Gidiyorum yani. Tabii gidiyorum, ben hep kendim giderim. Ama kesin değiliz. Öykücüğüm, ne değiliz? Değiliz Ayaz. Hiçbirimiz değiliz. Ver şunu ya, yiyeceğim. Allah muhabbetinizi arttırsın. Yavaş öküz. Aman ölme, sen bize lazımsın. Senin ne işin var burada Olcay? Ben film izleyemez miyim? Merhaba Ayaz'cığım. Selam Olcay. O ne tacılık? O ne demek öyle ya? Çizimler diyorum, nasıl gidiyor? Doğru, benim çizimler vardı değil mi? Yani değil mi? Sonuçta Evren Yakut'un koskoca defilesini sen hazırlıyorsun. Ben hazırlıyorum değil mi? Doğru, ben hazırlayacağım. Hazırlıyorum, evet. Benim gitmem lazım. Şimdi bu kesin beni annene söyler, Önem Hanım da beni yer. Peki sen bilirsin. Aslında seninle önemli bir şey konuşacaktım ama... Yapma ya, ciddi misin? Ya neyse artık, sonra konuşuruz. Yok yok, konuşalım. Sen tuvalete gitmeyecek miydin? Kaçtı. Söyle sen. Yok ya, böyle ayaküstü olmaz. Öldüreceğim seni Ayaz. Hangi gün bilmiyorum ama bir gün seni kesin öldüreceğim. Olcaycığım ya. Sen gelsene canım böyle ya. Ayaz hiç tek film izleyemez. Siz birlikte izleyin. Ha, olur tabii. İyi seyirler canım. Ay bu başroldeki herif nasıl ama ya? İzmandut değil valla. İnsan değil. Ha? Değil mi? Yer misin? Peki.
Bülent Bey, bir misafiriniz var. Meral Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oturmaz mısınız? Teşekkür ederim. Pek vaktinizi almak istemiyorum. Hayırdır, mühim bir şey değildir inşallah. Bence önemli bir şey. Bülent Bey, bana iyilik yapmanıza gerek yok gerçekten. Ben anlamadım. Bence anladınız. Ev sahibim aradı. Kirayı ödeyeceğinizi söylemişsiniz. Bütün borçları ödeyeceğinizi söylemişsiniz. Bakın, bizde komşuluk böyledir. Eskiden evlerimiz karşı karşıyaydı. Bilip de bir şey yapmasaydım rahat etmezdim. Ben aynı durumda olsam siz böyle bir şey yapmaz mıydınız? Nezaketinizi anlıyorum ama gerçekten gerek yok. Ne sizin ne de Önem Hanım'ın yardımına ihtiyacım var. Önem? Evet, Önem Hanım. Kendisi gelip bana iş teklif etti. Hem de sadaka verildi. Neyse. İyi ki henüz parayı yatırmamışsınız. Çünkü dönüşü olmayan bir yola girecektik. Ben çok üzülecektim. Bir sürü şey olacaktı. Evet. Sizden ricam, lütfen bu meseleye karışmayın, olur mu? İyi günler. Kabiliyetimi kaybettim resmen. Hiçbir şeye konsantre olamıyorum. Of. Burcu. Ay kızım, deli merak ettim ya. Ne oldu? Neymişsiniz? Bilmiyorum Burcu. Bilmiyorum. Ay nasıl bilmiyorsun ya? Ya nereden bileyim ki, adam hiç çaktırmıyor. Yani böyle bazen bir bakış atıyor, sevgili gibiyiz. Sonra bir hareket yapıyor, bildiğin arkadaşız. Yani ben hiçbir şey anlamadım. Sen ne yapıyorsun peki şimdi? Çöp adam çiziyorum. Koskoca Evren Yakut'un defilesinde çöp adamlar çıkacak. Vallahi şimdi ben sana sakin ol diyeceğim ama olmayacaksın. O yüzden hiç söylemiyorum bile. Bence de, deme. Problem ne peki? Bilmiyorum Burcu.
Yani ben konsantre olamıyorum. Ne zaman elime kalem alsam aklıma o adam geliyor. Ki kim olduğunu biliyorsun. Ayaz mı? Yok, Kaslı Ahmet Burcu. Kim olacak başka? O zaman bak bu problemi çözmenin tek bir yolu var. Ya Burcu başlama ne olursun ya. Bak en son seni dinlediğimde ben başıma gelenleri biliyorum. O yüzden bir daha seni asla dinlemeyeceğim. Ya bir dakika dur dur. Şimdi senin bu hazırladığın defilenin konsepti aşk değil miydi? Aşk. Peki sen kime aşıksın? Ayaz'a. E tamam. Sen de git Ayaz'dan ilham al o zaman. Ne bileyim evine gidin beraber çalışın. Aklında duracağına gözünün önünde dursun adam değil mi yani? Ya aslında hiç fena fikir değil biliyor musun? Kızım hemen karar verme. Baban yumuşar. Bekle sen ona. Allah aşkına sen ne beklemesinden bahsediyorsun anne ya? Adam beni kapının önüne attı. Çocukmuşum gibi davranıyor hala bana. Ya abla gitmesen olmaz mı ya? Aşkım benim sen hiç merak etme. Sen bir büyü. Ben seni de kurtaracağım. Biz senin anne babanız kızım. Ne demek seni de kurtaracağım? Baban geldi. Sakın, sakın yanlış bir şey söyleme. Zaten işi gücü kötü gidiyor. Çatmasın sana sonra tamam mı? Canım sen odana git hadi. Neden ki? Az sonra tatsız şeyler olacak burada. Mete? Öykü? Gelsene içeri. Topla hadi, topla her şeyini. Hiçbir şey kalmasın. Merak etme. Saçımın teli bile kalmayacak burada. Orhan öyle deme. Sen karışma. Kaç gündür öykülerde kızacağız. Geceleri uyuyamıyormuş, rahat edemiyormuş. Ya bana böyle şeylerle gelmeyin. Yıllardır huzurlu uyuyun diye köpekler gibi çalışıyorum. Rahat edemiyormuş. He? Siz de rahat edemeyin bakalım. Şımarık. Bana şımarık deme. Ne oldu? Mete de mi kapının önüne koydu yoksa? Evet, o da kapının önüne koydu. Sizin yüzünüzden. Kızım. Bizim yüzümüzden öyle mi? Bunun da suçlusu biziz yani. Evet, sizsiniz. Her zaman da siz oldunuz zaten. Hep korkuyla büyüttünüz beni. Bu eve erken dönmezsem namussuz olacaktım. Çünkü el alem hakkımda konuşacaktı, değil mi? Senin baskın yüzünden yalancının teki oldum. Hatta namussuz da. Bir kez olsun sarıldın mı bana baba? Bir kez olsun hatırımı sordun mu? Kızım. Babam bizim için çalışıyordu. Senle kardeşin için, eğitiminiz için. Bu mu senin bahanen anne ha? Keşke daha kötü şartlarda büyüseydim. Ama keşke en azından mutlu olabilseydik. Kızım, biz zaten mutlu bir aileyiz. Yalan. Biz mutlu falan değiliz. Biz kıskanç ve mutsuz bir aileyiz. Özellikle de sen anne. Sen o pencerenin kenarında sabahtan akşama kadar oturup sokakta gelen geçenleri izledin. Herkese bir kulp buldun. Çünkü kimse bizim kadar doğru olamazdı değil mi? Ama size çok kötü bir haberim var. Biz doğru falan değiliz. Biz sadece kendimizi kandırıyoruz. Yeter! Kes artık. Çık git bu evden. Gideceğim. Bir daha da dönmeyeceğim. Aynı senin istediğin gibi. Sonra da annemin istediği gibi çok zengin bir koca bulup evleneceğim. Ve en sonunda seni de kurtaracağım anne. Bir sürü hizmetçin olacak. İstediğin de bu değil mi zaten? Şeyma. Ben yeni bir Şeyma olmaya çalışıyorum. Ve eski Şeyma'yı da hatırlatacak hiç kimse istemiyorum hayatımda.
Ayaz'la tekrar barışmışsınız ha? Sevindim. Biz Ayaz'la zaten küs değildik. Yani sürekli birilerine kızan, birilerini kıran sensin. Tamam, biliyorum. Sana bir özür borcum var. Evet. Evet. Epeydir bekliyorum ben bunu zaten. Haklısın. Tamam. Özür dilerim. Ama bu aralar kafam çok karışık Öykü. Kafam mı karışık? Mete, hepimizin kafası karışık. Bu bir bahane değil. Ama bak, neler yaşadığımı bilmiyorsun yani. Biliyorum. Şimdi sıra Şeyma'da değil mi? Onun kalbini kırmakla meşgulsün. Öykü, bak sen Şeyma'yı benden daha iyi tanıyorsun değil mi? Yani onun geçmişini benden daha iyi biliyorsun. Evet, biliyorum da bu neyi değiştirir? Beni de tanıyorsun. Yani benim neleri sevdiğimi, neleri sevmediğimi çok iyi biliyorsun. Yok Mete, artık bilmiyorum. Sen çok değiştin ya, çok bencil biri oldun. Efendim? Şeyma senin için kendinden, ailesinden vazgeçti. Sen onun için ne yaptın? Bir dakika, bir dakika, ben söyleyeyim sana ne yaptığını. Hiçbir şey. Koca bir sıfır. Sen sadece onu yargıladın. Küçük düşürdün. Ya benim hiçbir zaman öyle bir niyetim yoktu. Ben sadece saf ve temiz... Senin saf ve temiz anlayışın ne Mete ya? Sen onu bana bir açıklasana önce. Şeyma seni seviyor. Yetmez mi bu? İşte ben de onu düşünüyorum Öykü. Yeter mi? Bu dünyada sevgiden daha değerli bir şey yok. İnsanları geçmişine göre yargılayamazsın. Bırak bunu. Düşünme artık. Şeyma'nın geçmişini sana gelmek için aştığı engeller gibi gör. İnan bana. Böyle yaptığında çok daha mutlu olacaksın. Çok daha mutlu olacaksınız. Ya ben biraz hava alacağım. Ayaz da birazdan gelir zaten. Siz de. Neyse. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Maç başladı mı ortak? Geciktim biraz ama 10 numara alışveriş. Hah ortak, gel gel. Maç başlamadı daha. Ortak gelsene. Ortak ne güzel kelimeymiş ya. Ortak. Ortiş. Ya gel hadi. Bak maç izleyeceğiz daha. Hoş geldin oğlum. Ben bu sesi pek sevmedim. Senin sesinde pek neşir gelmiyor açıkçası. İyi, senden de hiçbir şey kaçmıyor. Seni ben yaptım oğlum, bırak da bileyim. Ne zamandır bir baba oğul terapisi yapmıyoruz. Zamanı geldi mi dersin? Oo, geldi de geçiyor bile. Yalnız şöyle bir problem var. Görünüşe göre ikimiz de pek iyi değiliz. İlk kimi dinleyeceğiz? Seni mi, beni? Mete nerede ya? Ben varım, yetmez mi? Ya ben seninle maç falan izlemem. Ya niye? Hiç denemedin ki.
Ayrıca ben çok severim futbolu. Offside falan. Ayrıca en sevdiğim kart sarı kart. Bence sarı kart çok şeker. Sonra Emre'nin öğrencilerinin bütün antrenmanlarını da gittim ayrıca. Yani gol mol hepsini biliyorum. Aferin sana. Akıllı bıdık. Tamam ya, merak etme. Seninle maç falan izlemeyeceğim. Ben burada uslu uslu çizimimi yapacağım. Bana sen lazımsın. Sen de buradasın. Yani artık başlayabilirim. Ben lazımım derken? Yok ya bir şey. Hadi sen maçı izlemene bak. İyi bakalım. Sen şurada boyama kitabını doldur. Fazla ses çıkarma. Kırmızı kartla oyun dışı kalırsın. Sonra soyunma odasının yolunu tutarsın. Soyunma odası mı? Ne diyorsun sen be sapık hakem? Sen hakeme karşı mı çıkıyorsun? Yok hocam, kararlarınıza saygım sonsuz. Aferin. Geç bu tarafa hadi. Orası benim yerim. Yürü. Kalbimi çaldın bir anda, kaçmamı beklemedin sen. Belki de hep zile basıp da kaçmayı sevdiğinden. Gerçeği gördüm bir anda, yok duramam buralarda. Ateşle oynamak isterim, yana yana yan yana. Nanin nan nan nan, tenimde fırtına. Nanin nan nan nan, var ya. Hadi sen de söyle aşka gel de böyle deli delice. Ateşin içinde. Sevgili danışanım. Danışan diyorlar değil mi bugünlerde müşterinin kibarcası? Hı? Neyse. Evet, sizi dinliyorum Bülent Beyciğim. Çok kötü bir psikologsun. İstirham ederim. Ben sınıfımın birincisiydim bir kere. Lütfen, lütfen. Evet, nasıl gidiyor Önem Hanım'la ilişkiniz? Oo, bu nefes bana birçok şeyi anlatıyor. Ama ben yine de dinleyeyim. Hadi bakalım, buyurun. Anladım, anladım. Şöyle yapalım Bülent Beyciğim. Bir kelime seçin. Önem Hanım'la ilişkinizi bana sadece bir kelimeyle ifade edin. Buyurun. Farklı. Hmm. Tek kelimeyle özetlersek farklı. Hmm. Anlıyorum. Biraz açarsak... Ya aslında problem Önem mi bilmiyorum. Belki de problem benim. Anneni çok düşünüyorum. Annen çok fedakardı. Aile, mahalle, dostluklar,
Her şeyden önce gelirdi onun için. İş kaçıncı sırada gelirdi biliyor musun? Son. Son sırada gelirdi. Mühim olan işe gitmek değil, eve dönmekti onun için. Ama Önem için iş var. Sonra yine iş. Sonra yine iş. Sonra iş. Neyse ya. Bugünlük yeter bu kadar. Aşağı yukarı böyle işte. Şimdi sıra sende. Oh be! 3 puan bizim be! İşte bu kadar. Sende ne var ne yok? Sıfır. Soyut bir çalışma olmuş. Evet, o kadar soyut ki yok. İyi, biz bunu sanat galerisinde satabiliriz mesela, merak etme. Çok sağ ol Ayaz ya, hiç yardımcı olmadın. Öykücüğüm, benden tam olarak ne istiyorsun? Ya duymadın mı sen Olcay'ı? Evren Yakut'un defilesini ben hazırlıyorum. Bundan bana ne? Senin yardımına ihtiyacım var. Bunu duymak güzel. Bir daha söyle bakayım. Senin yardımına ihtiyacım var. Güzel. Şimdi tedavinin ilk adımı hastalığı kabullenmek. Sen de bu beceriksizliğini kabullendiğine göre artık sana yardım edebilirim. Şimdi konsept ne? 1, beceriksiz sensin. İkincisi de konsept aşk. Aşk. Yapabiliriz. Bekle beni burada. Evet, Mete Bey. Oo, ben burada uyurum vallahi. Kaçamak yok. Anlat bakalım. Neden ayrıldınız Şeyma ile? Baba ya, biraz insan alıştıra alıştıra sorar değil mi yani hemen öyle pat diye? Vaktim yok. Sıradaki danışanım bekliyor dışarıda. Siz çok meşhur bir psikologsunuz galiba. Çok. Ne anlatayım baba işte yani. Bizim hikaye uzun ya vallahi. Çok vakit alır. Özet geç. Baba ya, ben aslında burada seninle konuşurken problemi bayağı anladım. Neymiş problem? İkimiz de hayatımıza giren kadınları annemle kıyaslıyoruz. Onun kadar mükemmel olmalarını bekliyoruz ama öyle bir şey olmayacak. Çünkü annem bir başkaydı. Kimse onun gibi olamaz. Bunu ne kadar erken kabullenirsek o kadar çabuk mutlu oluruz. Biliyorum zor ama ben deneyeceğim baba. Bu sefer deneyeceğim. Hadi. Gel benimle. Temiz hava, yıldızlar ve en önemlisi ben. Yeter mi? Artar bile. O zaman ben kendimi bu üçlü arasından çıkarayım. Yok, sakın. Yani diğer ikisini çıkartabilirsin ama sen kal. Güzel. O zaman başlayalım. Başlayalım. Otur. Altına da şunu koyalım.
Söylediğiniz gibi dün Öykü'yü izledim kraliçem. Hiç çalışmadı. Bütün gün Ayaz'laydı. Sinemada bastım ikisini. Akşam da Ayaz'ın evine gittiler. Artık ne yaptılarsa günahları boyunlarına. Tamam olacağı anladım. Git çağır şimdi Öykü'yü. Görelim bakalım ne yapmış ne yapmamış. Tabii kraliçem. Ya dün gece biraz geç geldim. Sen uyuyabildin mi? Pek uyuyamadım canım ya. Neden? Ne oldu? Bizimkilerle ilgili sonra anlatırım. Önem Hanım seni çağırıyor. Ne hazırladıysan görmek istiyormuş. Tabii eğer hazırlayabildiysen bir şeyler. Hazırladım olacağım ya. Sen hiç merak etme. Harika. Göster o zaman kendini. Hadi. Gel. Bu ne özgüven Öykü? Önem Hanım siz demiştiniz. Biliyorum ne dediğimi. Aferin. Her seferinde odama böyle gir. Hatta her odaya böyle gir. Kendine güven. Çizimlerine güveniyor musun peki? Evet, güveniyorum. Emin misin? Eminim. Bence çok başarılılar. Aferin. Ama bunu söyleyebilmek için çizimlerinin çok iyi olması gerekir. Bunun için de... Çok çalışmam gerekir. Aferin. Çok çalıştın mı peki? Hayır. Ama bence çok başarılı bir iş çıkardım. Ha. Göreceğiz bakalım. Ukalalıkla özgüven arasında çok ince bir çizgi vardır Öykü. O mesafeyi iyi ayarlamalısın. Ama göğsünü gere gere Evren Yakut'un defilesini ben yapıyorum diyebilirsin. Çünkü sanırım gerçekten yapıyorsun. Bu çizimler olmuş. Tebrik ederim. Teşekkür ederim Önem Hanım. Sana güvenebileceğimi biliyordum. Şeyma bu çizimlerin neresinde peki? Siz bana çizimleri verdiğiniz anda ben Şeyma'yla... Anladım. Olca her şeyi söyledi bana. Hep Ayaz'laymışsın. Şeyma yerine Ayaz'ı bu işe alsam daha yararlı olacakmış anlaşılan. Ne oldu? Hı? Kankişin içeride övgüleri toplasın, sen burada avucunu yala, değil mi? Olca hiç havamda değilim. Hani beraber hazırlayacaktınız? Bak, dakika bir, gol bir. Seni sattı, görüyor musun? Neden sahiplendin ki bu kızı bu kadar? Hı? Neden çabalıyorsun onun için? Seni aşağı çeken bir çapa gibi bu Şeyma. Farkında değil misin bunu? Hiçbir yeteneği olmayan bir kız o. Tezgahtarlıktan başka bir şey yapamaz. Evet Önem Hanım. Farkındayım. Şeyma'nın bu işlere bir yeteneği yok. Ama ona bir şans verilirse çok başarılı olabilir. Sadece şu an kötü bir dönem geçiriyor. Ne olursa olsun işe yaramazın teki o. Ben sizinle aynı fikirde değilim. Sen yine de dikkatli ol. İşine odaklan. Söyle çizimlerini de yarın Evren Yakut'a göndersinler, onaylasın. Tamam Önem Hanım. Ah! Moda dünyasına hoş geldin. Çok beğendi. Ne güzel.
Senin için çok sevindim canım. İnanamıyorum şu an ya. Galiba gerçekten olacak bu defile. Keşke benim de yardımım dokunabilseydi. Ya daha çok işimiz var. Hep birlikte yapacağız. Şimdi bu iş bittiğine göre yarım kalan diğer işlerimi halletmenin vakti geldi. Günaydın. Günaydın. Size de günaydın. Ne oluyor be? Günaydın ortak. Günaydın. Bu akşam Ayaz'a bir sürpriz hazırlamak istiyorum da. Vaktin var mı ya? Sen bana yardım eder misin? Canım benim işim var ya. Sen başkasını bul. Hadi ya. Tamam. Sağ ol. Ya iyi de ben tek başıma halledemem ki bunu. Kim yardım edebilir bana? Kim eder? Buldum. Mete. Ben bir ofise gideyim. Seni de öpeyim. Görüşürüz. Ortak ne haber ya? İyi. Senden ne haber? Güzel. Öykü nasıl? Aranız falan iyi mi? İyi. Gayet iyi. Neden ki? Hiç. Seni görünce aklıma geldi de. Neden aklıma geldi? Ortak senin alnında öykü yazıyor da. Nasıl yani? Kaderim gibi mi? Anlamadım. Yo yo. Basbaya kalemle alnının ortasında öykü yazıyor oğlum. Mete sen ne diyorsun ya? Ya sen aynaya bakmaz mısın? Bakarım. Git bak. Öleceğim seni. Ayaz Bey, bütçe planlamasını nerede yapalım? Ya toplantı odasında yapalım tabii. Ne bileyim, aşağıda bir yerde yaparız işte, fark etmez. Ya sen girerken kapıyı tıklattın mı? Çıkar mısın şu an dışarı? Peki. Ortak görüyorsun değil mi? Ya çat kapı girilir mi bu odaya ya? Belki bir iş yapıyoruz. Belki toplantıdayız. Belki alnımızda öykü yazıyor. Ortak sen de mi ya? İyi öyle olsun. Eyvallah. Geçiyor mu? Sen öyküyü öyle kolay kolay silemezsin. Ben şimdi öyküyü sabun manyağı yapayım da. Bakalım siliniyor mu, silinmiyor mu? Küs müyüz? Yo, neden? Telefonlarıma bakmıyorsun. Duymamışım. Erken buna mı? Espri de mi yapamayacağız yani? Otursana. Peki. Bir şey içer misin? Durum ciddi. Peki içerim. Bir çay alayım. Bir açık çay alabilir miyim? Ben getiririm. Hmm.
Efendim Öykü? Hı. Ofisteyim. Ayaz? Ayaz yok, o toplantıda. Tamam, gel, bekliyorum. Hadi. Ben buraya çay içmeye gelmedim Bülent. Seni dinliyorum. Asıl ben seni dinliyorum. Ne yani, biz kendi aramızda konuşamayacak mıyız, dertleşemeyecek miyiz? Bunu sen mi söylüyorsun Önem? Bülent, neyin var? Neden Meral'e gittin? O mu söyledi? O söyledi tabii, kim söyleyecek? Buraya geldi, bir sürü laf işittim. Yerin dibine geçtim Önem. Ben sana iyilik yapmak istedim. Sorun da bu ya. Bana iyilik yapmayacaksın, ona iyilik yapacaksın. Ben onun için bir şey istedim senden, kendim için değil. Hayatta ikimizden başkaları da var. Ayaz'dan başkaları da var. Dünya sadece moda evinden ibaret değil. Dünyada iyilik yapmak isteyen insanlar var, çıkar gözetmeksizin. Ben de onlardan biriyim. Peki sen? Ben ona iş teklif ettim, o beni kovmaktan beter etti. Kötü bir şey yapmadım. Kadına çaycılık teklif etmek, iyilik yapmak demek değildir. Ben sana dikiş nakış dedim. Gerekirse Meral iyi niyet gördüğü yerde çaycılık da yapar, hiç gocunmaz. Ama o gururlu bir kadın. Bir daha bana sormadan sakın bir şey yapma. Peki. Özür dilerim. Ama şunu bil ki Meral'e çaycılık teklif etmedim. Atölyede iş teklif ettim. Benim de duygularım var. Ben de bir anneyim. Meral'le empati kurabilirim. Belki de sandığın kadar kötü biri değilimdir ha? Bence bunu bir düşün. Ben inanıyorum Önem Hanım. Eğer ona da bir şans verilirse o da çok başarılı olabilir. Sen kimsin ya? Ya kız ne yapıp edip beni delirtmeyi başarıyor? Kızım, biz seninle o gün ne konuştuk? Tanıştığımız gün. Bu Öykü daha ilk günden seni burada tezgahtar yapmaya kalktı. Ne bekliyorsun yani? Ya Olcay, bazen düşünüyorum da ben bu hayatta gerçekten ne işe yaradığımı bilmiyorum. Ne birinin hayatını değiştirebiliyorum. Ne birinin kalbine dokunabiliyorum. Yani şu telefonumu şuraya koysam günlerce çalmaz biliyor musun? Birkaç tane reklam mesajı gelir o kadar. Kimse bana ihtiyaç duymaz. Öyle deme kız ya, bak üzüldüm şimdi. Herkes bana üzülür zaten. Belki de ben bunun için gelmişimdir hayata. İnsanların acıma duygusunu geliştirmek için. Öykü bana acıdı. Önem Hanım da öyle. Hatta Mete bile acıyor bana. Geçmişimi düşünüp yazık diyor. Annem, babam, sen. Aa, depresyona bağlama ya. Bak ben de kıyısındayım zaten. Ya bana şu hayatta yetenekli olduğum bir tek şey söyle olacağı ya. Bir tane. Kötülük. Aslında doğru söylüyorsun biliyor musun? Şu hayatta bir tek konuda çok iyiyim. O da kötülük. Şşt! Burada yok değil mi? Kim? Ha, yok yok, gel. Gizli bir görev için buradayım, çok kalamam. Neymiş bakalım bu gizli görev? Operasyonun adı Aşıklar Kavuşması. Hedef? Uyuzun biri. Ayaz. Aa, nereden bildin? Pek soru olmadı. Ya Mete, uyuzun evinin anahtarı lazım bana. Tamam, hallederiz. Ne yapacaksın? Süsleyeceğim mi? Bilmiyorum artık. Doğaçlayacağım. En güzeli. Al bakalım. Teşekkürler. Ha, bu arada çizimini çok beğendim. Aa, Önem Hanım mı gösterdi? Ne çabuk. Yok yok, o değil. Ayaz'ın alnındaki. Çok orijinal olmuş, bravo. Onunla buraya mı gelmiş?
fark etmemiş. Çok fena işleyecek beni şimdi o. Ama neyse. Ben akşam ona o kadar güzel bir sürpriz hazırlayacağım ki. Bir sürpriz hazırlayacaksın ama galiba sen de ne olduğunu tam bilmiyorsun. Evet. Ama çok güzel olacak. Hakikaten ya, ne yapacağım ben? Bence kalbinin sesini dinle. Güzel tavsiye. Sen de uyuyacak mısın? Evet. Galiba bu sefer uyuyacağım. Bugün Şeyma'yı gördüm. Çok üzgündü Mete. Yani tahmin edemeyeceğin kadar çok. Dalgındı. Ailesiyle de problemler yaşıyormuş sanırım. Benim operasyonun adı neydi? Aşıklar kavuşması. Evet. Ve sen de artık operasyona dahilsin. Peki hedefin ne? Şeyma. Söz mü? Söz. Yani bilmiyorum. Öykü tamam, bakacağız işte, yapacağız bir şeyler. Ya bakma, yap. Aa, Ayaz değil mi o gün? bir kontrol edeyim dedim ama fit durumdasın, operasyona hazırsın. Of Mete, of! Neyse, benim hazırlanmam lazım şimdi. Darısı başınıza. Bay bay. Bay bay. Çok önemli bir sebep için toplandık. Operasyonumuzun adı Aşıklar Kavuşması. Hedefimiz uyuzgillerden Ayaz. Şimdi Burcu, kamerayı getirdin mi? Burada. Aferin 5. Ay bir de not veriyor ya, şuna bak. Sibel, gece giyeceğim kıyafet hazır mı? Hazır komutanım. Aferin 5. Şimdi adamlar, sıra sizde. Bakayım gücünüz, kuvvetiniz yerinde mi? Çünkü ben bu evi yeniden dekore etmek istiyorum. Öykücüğüm ben tamamım. Benimle ilgili bir problem yok da... arkadaş için aynı şeyi söyleyebilir miyiz bilmiyorum. Bunlar sonuçta sanatçı, sepetçi insanlar. Biraz nazik olurlar. Öyle mi diyorsun İlker Efendi? Deneyelim mi istiyorsan? Ha? Ne dersin? Burcu, dikkat et yavrucuğum. Bu çocuk seni döver. Haşin bu. Kıyar mısın sen bana? Ha? Ay kıyabilirim ama bana ya. Kıyamazsın değil mi? Kıyamazsın. Ha? Ben Burcu'ma kıyamam ki. Ay ne kadar şeker tipler değil mi? Bak bizde kaç sene oldu. Ne heyecan meyecan hak getire değil mi İlker? Aşk olsun aşkım. Daha dün birlikte sinemaya gitmedik mi seninle? Ne kadar heyecan verici değil mi? Vallahi bir de aksiyon filmine gittik ha. Ben çok heyecanlandım. Aferin Öküz'cüğüm. Aferin sana. Bitti mi aranızdaki konuşma? Bitti. Sen niye gülüyorsun Emre? Hayır, komik bir şey varsa söyle, biz de gülelim. Ya şimdi İlker dedi ki... Ay bir de açıklıyor ya. E sen anlat demedin mi ya? Tamam, sessiz olun. Az vaktimiz var. O yüzden herkesin canla başla çalışmasını istiyorum. Bakın, bu benim için çok önemli. Bugün büyük bir gün. Bugün kavuşma günü. Hadi hazırlıklar başlasın. Abi! Thank you.
Beğendin mi? Etrafı mı, seni mi? İkisini de. Etrafı beğendim. Seni çok beğendim. O zaman sizi şöyle alalım. Tüm sürprizlerimiz bunlar değil çünkü. Mete, ne oldu? Merhaba Şeyma. Geldiğin için teşekkür ederim. Seni bir yere götüreceğim. En son bunu söylediğinde ayağıma anahtarları fırlatmıştın. Hadi. Hı? Tüm bunları sen mi hazırladın? Yardım aldım. Belli. Tek başına altından kalkamazdın çünkü. Şaka yapıyorum. Çok güzel olmuş. Peki anahtarlar? Mete'den. Tabii ya. Tahmin etmeliydim. Yine de çok güzel olmuş gerçekten. Teşekkür ederim. Bu sefer de ben teşekkür edeyim. Ne güzel oluyormuş ya. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Keyif alıyorsan ne mutlu bana. Bu bir özür yemeği herhalde, değil mi? Özür derken? Sabah alnına öykü yazıp kaçtım. Özür dilerim. Lütfen bana kızma. Bir daha asla böyle bir şey yapmayacağım demek istedin herhalde. Ya sen ne pis bir adamsın. Sabahları yüzünü yıkamıyor musun? Yıkarım canım, merak etme. Sabah sadece uyku sersemiydim. O yüzden görmemiş olabilirim. Ha, aynaya da bakmıyorsun yani hiç. Sence bakmama gerek var mı? Senin en çok neyini seviyorum biliyor musun? Neyi mi? Kendini beğenmişliğini. Annem bugün bana ukalalık ve özgüven arasında çok ince bir çizgi vardır. O mesafeyi aşmamak lazım dedi. Sen o mesafeyi hep aşıyorsun. Bayağı ukala biri oluyorsun. Ama benim çok hoşuma gidiyor. Kendine güvenen bir erkek. Ben hiçbir zaman kendine güvenen bir kız olamadım. Peki ben senin en çok neyini seviyorum biliyor musun? Neyi mi? Doğallığını. Olduğun gibisin. Daha doğrusu doğduğun gibisin demek lazım aslında. Hepimiz tertemiz yaratılırız. Sadece bazıları sonradan değişir. Kirlenir. Sen hiç öyle olmamışsın biliyor musun? Sanki dünyadaki bütün kötülüklerden bir habersin. Hepimizin dünyaya bir geliş amacı vardır biliyor musun? Sanırım seninki de iyilik bulaştırmak. Güzellik bulaştırmak. İyi ki doğdun.
Benim doğum günüm değil ki bugün. Biliyorum. Yine de iyi ki doğdun. Meral teyzeye teşekkür etmek istiyorum, biliyor musun? Hadi yemeği niye soğuyacak? Özür gecesi değil. Telafi gecesi daha çok. Nasıl telafi? Her şey. Yani umarım öyle olur. Her şeyin derken? Söylemek isteyip sustuğum her şeyin. Yapmadığım ve pişman olduğum her şeyin. Yani kısacası bizimle ilgili her şeyin. Ben tek başıma bu kadar yapabildim. Ama senin de yardımınla bu evi baştan döşeyebiliriz. Mete? Bundan sonra geri dönüş yok Şeyma. Söz. Öyle uzaklara bakmalar, durup kalmalar hiçbiri yok. Hepsi geride kaldı. Ben birçok şeyi içimde çözdüm. Biliyorum bu süre içinde sana da bazı acılar çektirdim. Umarım beni affedersin. Hiçbirini hak etmedin çünkü. Evet, biz farklı dünyaların insanları olabiliriz ama bence kalbimiz bir. Ben buna inanıyorum. Ben hep seni bekledim. Sen de bana gelmek için bir sürü engeller açtın. Geçmişin, yaşadıkların, acıların hepsi. Ama hepsi bitti artık. Hepsi geride kaldı. Şu an biz bir aradayız. Önemli olan da bu. Sürprize hazır mısın? Hem de fazlasıyla. Ne o? Maç mı izleyeceğiz? Ha, maç izleyeceğiz. Ya merak etme, bu akşam maç yok zaten. Ha, olsa izleyeceksin yani. Uyuzların uyuzu ya. Şimdi sana maçtan çok daha güzel bir şey izleteceğim. Hazır mısın? Hazırım. Öyleyse hadi bakalım. Merhaba, ben Öykü. Niye öyle başladım bilmiyorum tabii. Çünkü sen beni tanıyorsun zaten. Tanıyorsun değil mi beni Ayaz? Tanıdım, tanıdım. Tamam, nerede kalmıştık? Adım Öykü. Bazıları bana Nazlı Şeytan der. Az sonra izleyeceğimiz video bizim hikayemiz. Yani senle benim tarihçemiz. Evet, bu senaryo ikimizin. Ama bu filmi ben yönettim. Yani bu bir Öykü Acar filmi. O yüzden eleştiri kabul etmiyorum ona göre. Her şey bir tesadüfle başladı. Zaten en güzel şeyler de tesadüflerle başlar. 3, 2, 1, kayıpçak. Aşıklar kavuşması taksi sahnesi. Ah! Ya bu nereden aklına geldi? Önce ben durdurdum. Sen nereden çıktın ya? Cikletten çıktım. Sana ne? Kestik.
Burcu iğrenç misin kızım sen? Ben öyle şeyler söylüyor muyum hiç normalde? Ha, deneyelim bir daha. Yerinize, yerinize. Hadi. Üç, iki, bir, kayıt. Önce ben durdurdum. Sen nereden çıktın ya? Ay Allah'ım yarabbim. Sen ne kadar tatlı oyunculuk yapıyorsun Emre ya. Acaba şarkıcılığın yanında oyunculuk falan da mı yapsan sen? Gerçekten beğendim. Evet çok tatlısın. Ayrılın. Kendi aşkınızı sonra halledersiniz. Önce benim aşkımı düşünün ya. Yerlerinize. Hocam burada ben ne yapacağım? İlker sen arabayı kullanıyorsun ya çocuğum görmüyor musun? Ha evet. Of İlker of. Aşıklar kavuşması, çorba sahnesi 23. tekrar. Oyun İlker, oyun. Al bakalım. Al. Ne koydun bunun içine ya? Zehir mi? Aradım ama bulamadım. Ben içmem. Hayatta içmem bunu içmem. Ya şimdi senin ağzının bir şeyin yok ya. Ağzının... Ağzına... Tadı yavrucuğum, tadı. Ha. Ağzının tadı yok ya. Ondan şey oluyor. Yoksa çorba gayet şey yani. Şey ne İlker? Şey ne? Yahu bir tane diyaloglu sahnem var. Onu da ezberlemeden geliyorsun sete. Ya hocam aslında ben ezber yaptım ama role giremedim. Tabii canım kesin öyledir. Hadi baştan. Ve en romantik sahneye geçiyoruz. Aşıklar kavuşması dans sahnesi. Bana ellerini ver. Hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Nen nen nen. Daha sıkı sarılın. Böyle daha sıkı, daha sıkı. Ya sıkı sıkı diyorum. Sıkı sıkı sarılın. Bana ellerini ver. Hayat seni sevince güzel. Sana kalbimi verdim nazlı güzel. Bak şimdi sen onun elini tut. Aşkla böyle kalbine kalbine tut. Aşık olun bakayım birbirinize. Aşık olun aşık. Nen nen nen. Bana ellerini ver. Hayat gülme Emre, gülme. Ayaz hiç gülmemişti. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım gönlümü gel kaçma güzel. Ya bu ses de olacak mı videoda? Ya siz oyununuza baksanıza. Aa, ben onu montajda hallederim canım. Saçını sev sen şimdi onun. Böyle saçını sev. Çok seviyorsun değil mi Emre? Evet hocam. Aşıklar kavuşması, kız kaçırma. Git dedim sana. Ne? Duyamadım. Beni çok mu seviyorsun? Ay aldım sen gider misin? Ne? Anlamadım. Çok mu yakışıklıyım? Hadi canım. Abartıyorsun. Tamam tamam peki. O zaman sen burada bekle ben yukarı çıkıp üstümü değiştireyim. Çeke. Hocam şimdi ben bu sahneyi böyle istemiyormuşum gibi oynadım ama aslında istiyorum değil mi? Bu sahneye bayılıyorum. Aşıklar kavuşması spor sahnesi. Koy bakalım ayağını. Burcucuğum, canım yapamaman lazım onu ya. Tamam anladık sportifsin. Şov yapma hemen öyle. Hadi baştan. Ay, pardon. Ay yapamıyorum, yapamıyorum ya, yapamıyorum. Beceremiyor bu ay, kız. Aşıklar kavuşması, sahne, kahramanım ol. Üç, iki, bir, kayıt. Kahramanım ol, kurtar beni. Olmadı, daha yüksek sesle. Sen. Kahramanım ol, kurtar beni. Bu da olmadı. Biraz daha içten, inanarak söyle. Ay! Kahramanım ol, kurtar beni. Ne bağırıyorsun be? Öykü, vallahi ben bu adamı öldürürüm ha. Sen nasıl katlandın buna ya? Vallahi ben de bilemiyorum Sibel'cim. Oldu bir kere işte. Duyuyor musun uyuz Ayaz? Bak bütün uyuzlukların tek tek çıkıyor meydana. Duydum, duydum. Bakışlar gökyüzüne.
bu da çizginiz. Sakın bunu geçmeyin. Üç, iki, bir. Prova yok, kayıt. Yıldız. Ah, Yıldız kaydı. Bir dilek tut. Yıldız kameradan mı kaydı Emre? Kamerayı oynama ya. Ata tamam. Gökyüzüne. Tamam, tamam. Ha. Yıldız. Aa, Yıldız kaydı. Bir dilek tut. Tuttum. Ya Öykü, çok saçma burası ama ya. Evet. Ya bizim başımıza güneş geçti burada, beynimize işledi. Halen de hangi yıldızı kaydırıyoruz biz, anlamadım ki ya. Sinema hile yapmasanızdır tatlım. Bilmiyor musun? Aa. Of. Hadi, action, action. Aa, Yıldız kaydı. Bir dilek tut. Tuttum. Ne tuttun? Ay, sana ne be, ne tuttum, sen tuttum. Bu da Allah Allah, tipe bak. Burcu, biraz daha sempatik ol lütfen. Ay, kusura bakma. Ben aynen seni canlandırıyorum vallahi. Pardon, ne demek istiyorsun anlamadım. Bu yönetmen bana taktı ha. Taktı, taktı. Vallahi. Hadi aç içinize. Aşıklar kavuşması, sahne. Adı Kiraz Bahçesi. Aferin Emre'cim. Vallahi en güzel sen oynuyorsun burada. Bu mevsimde Kiraz olmayınca tabii. Hayır, havalıyım. Çok. Bir de kusamayın. Gel. Ya kusur görmeyin ya. Ayaz, Ayaz. Pardon. Ne dedim sana Ayaz? Ya Kiraz yerine biber yediriyorsunuz, manyak ya. Ya bir de çok acıymış ya. Tamam. Ne yaptınız? Kesin. Biber mi yedirdiniz çocuğa? Şimdi bir tane daha alacağım. Ya hocam madem çok güzel oldu neden baştan alıyorsun? Sana gıcıklık olsun diye İlker'cim. Ne olacak? Aslan Öykü. Peki bir şey soracağım. Çünkü çok merak ediyorum. Hı, sor. Ne oldu birden? Yani ne değişti? Ne değişti? Ben değiştim. Artık sana baktığımda bambaşka birini görüyorum. Güçlü birini. Zeki birini. Nasıl yani? Önceden bana baktığında bir gerizekalı mı görüyordun? Yok canım, tabii ki öyle değil. Artık sana baktığım zaman geçmişini görmüyorum. Biliyorum yeniden başlamak zordur. Sen zor olanı yapıyorsun. Ben bunu daha iyi anlıyorum şimdi. Ve bu süreçte her zaman yanında olacağım. Söz veriyorum. Bu sefer gerçekten söz veriyorum. Bir daha geçmişinle ilgili hiçbir şey çıkmayacak ağzımdan. Teşekkür ederim. O gece söylediklerimden sonra mı? Hı, evet. Çok düşündüm. Yani babamla dertleştim. Ayaz'la dertleştim. Ha bir de Öykü'yle. En çok da Öykü ya. Evet. Aklımı başıma getirtti ya resmen. Ofise geldi. Bana bir kızdı. Beni bir serzemletti, görmen lazım. Eğer birine çok teşekkür etmek istiyorsan bence Öykü'ye et. Çünkü şu anki durumumuza ona borçluyuz desem yalan olmaz. Aşıklar kavuşması rüya sahnesi. Oyun. Ben geçen gün buraya geldim. Ben de burayı rüyamda gördüm. Sonra ne oldu? Sonra? 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 Şöyle tut, şöyle. Ruhsuz musun kızım ya? Aa! Ay, ya ağlarım ben şimdi.
bunu atamaz mıyız? Ayaz, sen bunları duymadın tamam mı? Yok. Efendim duymadın? Duymadım. Aferin. Yuh, oha be, bitti bitti. Amma amatörsünüz, kestik dedik canım. Bu ne ya? Ay pardon. Aşıklar kavuşması, sahne alın yazısı. Ya enayi değil, öykü yazacaksın Sibel, öykü. Ne? Enayi mi yazdı? Hayır Sibel. Tamam. Pardon ya. Ya alnım yalama oldu ama arkadaşım ya lütfen ya. Tamam. Tamam hemen baştan alıyoruz hadi hadi. Ne ya? Bunu var ya ödeteceğim sana. Ay, yeter İlker yeter. Yeter mi hocam? Sık sık biraz daha sık. Biz o gece havuza düştük tatlım. Ya yeter. Tamam, hadi çak. Aşıklar kavuşması, serenat. Uyut. İtiraf ediyorum. Uyut hayat. Sen benim kahramanım. Ayaz. Bana ikinci bir şans daha verir misin? Sana bir soru sormuştum. İtiraf etmeliyim ki cevabını verdiysen bile hatırlamıyorum. Ben o gece biraz şeydim. Yani neyse. Şimdi tekrar soruyorum. Ayaz. Bana bir şans daha verir misin? Gece bir şey söylememiştim. Ama şimdi soruna cevap verebilirim. Yazılı olarak vereceğim.